Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Minecraft'ın şirin ve bir o kadar da gizemli dünyasına hoş geldiniz. Bugüne kadar neredeyse herkes Minecraft'ın şirin grafiklere sahip, zengin içerikli bir hayatta kalma oyunu olduğunu düşünerek oynadı. Ama ben bugün bir soru sormaya karar verdim. Neden? Minecraft dünyası nasıl bu hale geldi? Minecraft, bizim bildiğimiz Minecraft olmadan önce hangi korkunç olayları yaşamıştı? İşte bugün sizlere Minecraft hakkındaki o ürkütücü gerçekleri anlatacağım. İlk önce oyunu oynarken ilgimi çeken bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki, büyük okyanusların dibinde yer alan ve Guardian adlı yaratıkların bulunduğu çok geniş ve çok büyük tapınaklar. Bu tapınaklar bir zamanlar böyle büyük ve gelişmiş binalar inşa edebilen eski bir medeniyeti işaret ediyor. Ayrıca bu binayı koruyan Guardian adlı yaratıkların olması medeniyetin diğer türlerle de çok iyi bir şekilde anlaşabildiğini veya yabani türleri çok iyi bir şekilde evcilleştirebildiğini gösteriyor. Başka bir tür tapınaklar da yağmur ormanlarında yer alıyor. Bu tapınaklar okyanusun dibinde yer alan tapınaklar kadar büyük değil. Fakat bu tapınakların çok daha kompleks bir yapısı var. Tapınağın alt kısmında belirli kollardan gizli kapıları açabiliyorsunuz. Fakat bu kapıların geçtiği koridorlarda türlü türlü tuzaklar var. Bu tuzaklara yakalanmazsanız ve duvarların içindeki sistemleri incelerseniz bu tuzakların Kızıltaş teknolojisi ile çalıştığını göreceksiniz. Kızıltaş teknolojisi bizim dünyamızdaki elektronik devrelere denk geliyor. O yüzden bu tapınağı her kim yaptıysa teknolojik açıdan çok ileri bir medeniyetin parçası olduğunu biliyoruz. Ayrıca çöl tapınaklarından ve yeraltı madenlerinden de bahsetmemiz gerekir. Çöl tapınaklarının en altında TNT'lerden ve bir basınç plakasından oluşan bir tuzak bulunur ki bu da burayı inşa eden insanların baratun kullanımı hakkında çok bilgili olduğunu gösterir. Yeraltı madenlerinde ise demir yolları vardır. Bu da madeni yapan insanların da oldukça gelişmiş bir medeniyetin parçası olduğunu gösteriyor. Peki tüm bu uygarlıklara ne oldu? Neden artık faal değiller? Neden insanlığın büyük medeniyetleri artık kendini bile koruyamayan birkaç köyden ibaret? Cevap Endermenler. Geçmişte Endermenler ile insanlar arasında büyük bir savaş yaşandı. Bu savaşta Endermenler ezici bir zafer aldı ve insanlık kelimenin tam anlamıyla yok oluşun eşiğine geldi. Peki bu nasıl oldu? Büyük kaleler inşa edebilen, ileri Kızıltaş teknolojisi kullanabilen ve kendilerini patlayıcılarla savunabilen bu muhteşem medeniyet nasıl bu savaşı kaybetti? Birazdan bütün savaşı ve savaşın mekaniğini sizlere anlatacağım. Minecraft'ta 3 tane boyut vardır. Nedir? Overworld ve End. Oyun Overworld'da başlar ve zamanımızın büyük çoğunluğu burada geçer. Nether, cehennem inancına bir gönderme olarak yapılmıştır. End ise Endermenlerin ve Ender Dragon'un olduğu yerdir. End çok ama çok küçük bir yer. O yüzden Endermenlerin başka boyutlara ışınlanmaları çok normal. Bizim durumumuzda Endermenler Overworld'da ışınlanıyor. Fakat teknolojileri gelişmiş insan medeniyetleri endişeleniyor ve Endermenleri avlayıp bilimsel amaçlar uğruna incelemeye başlıyorlar. İnsanlar Endermenlerde ışınlanma teknolojilerini keşfediyor ve bunları kendilerine uyarlayıp kendi Ender portallarını yapıyorlar. Tüm bunlar sonraları el değiştirip düşman tarafından kullanılacak olan sonradan Stronghold olarak bilinen gizli ve gelişmiş yeraltı üslerinde yaşanıyor. Ender portalın yapılması Endermenler için kaçırılmaz bir fırsat doğuruyor ve sayısız Enderman portaldan geçip yeraltı üssünü işgal ediyorlar. Yeraltı üssü Endermenlerin eline geçiyor ve Stronghold adını alıyor. Fakat Endermenler daha ileri gidemiyorlar. Çünkü insanlar kendilerini savunabilecek kadar gelişmiş haldeler ve sayılar da Endermenlerin idare edebileceğinden çok daha fazla. Tam bu noktada cadılar devreye giriyor. İnsan idaresi altındayken etik dışı deneylerini ve büyülerini kullanamayan cadılar Endermenlerle işbirliği yapıyor. Endermenler ışınlanma yetenekleri sayesinde sayısız insan kaçırıyorlar. Cadılar ise bu insanlar üzerine deney yapıyor ve en sonunda ölen insanları iskelet ve zombi olarak yeniden diriltiyor. Ayrıca cadılar savaşın en etkili silahlarından biri olan Creeper'ları yaratıyor. Cadılar ve Endermenler, böylece zombiler, iskeletler ve Creeper'lardan oluşan bir orduya sahip oluyorlar. Bu orduya End Ordusu diyelim. İlk başta o kadar büyük olmayan End Ordusu, Creeper'ların saldırıları sayesinde ölen insanların iskelet ve zombi olarak baştan diriltilmesiyle büyüyor. Ordu büyüdükçe daha fazla insan ölüyor ve daha fazla insan öldükçe ordu daha hızlı büyüyor. Böylece End Ordusu inanılmaz bir hızda büyümüş ve her yeri kaplamış oluyor. Fakat yine de büyük şehirler ve kaleler direniyor. Son teknoloji savunmalar End ordusunun buralara girmesine engel oluyor. Bunun üzerine cadılar yeni çözümler düşünüyor. Charged Creeper adlı yaratıklar normal Creeper'ların üzerine yıldırım düşmesiyle oluşur. Patladığı zaman hasarın boyutu normal Creeper'ların yarattığından çok daha fazladır. Cadılar bunu gözlemliyor ve Charged Creeper'ları şehirlerin üzerlerine gönderip patlatıyorlar. Böylece insanlık medeniyeti yok oluyor, geriye sadece pek bir tehdit oluşturmayan önemsiz köyler ve biz
oynadığımız karakter, yani insanlığın yaşayan son askeri kalıyor. İşte bu yüzden End'e gidip Ender Dragon'u öldürdüğümüzde oyun bitiyor. Çünkü End son demek. Çünkü Ender Dragon, Endermenlerin kutsal lideri veya kutsal figürü. Birçok mitolojide de tanrılar ejderha olarak hayal edilir veya ejderhalar yıkılmaz güçlü varlıklar olarak betimlenir. Minecraft'ta da bu durumun görülmesi normaldir. Peki tüm bu olaylar yaşanırken bir diğer boyut olan Nether'ın rolü ne? Cehennemin parodisi olarak tasarladığım bu boyutun önemi ne? Ve neden Endermenler sadece Overworld'a giriyor? Veya aslında birçok evrenle daha mı savaşıyorlar? Tüm bu sorular ve gizemleri de gelecek Minecraft gizemleri videosunda cevaplayacağım.